Klasik medeniyetlerin büyük anlatıları var. Hepsi yalanmış diyor. Bir güncele dokunayım izin verirseniz. Şu anda modernitenin büyük anlatısının Gazze üzerinden çöktüğünü görüyoruz biz. Böyle bir anlatı var ama tatbik edilmiyor, edilemiyor. Bunu çok net görüyoruz. Eskiden de böyleydi ama görmüyorduk çünkü iletişim vasıtaları çok mahduttu. Bize kadar hadise intikal etmiyordu. Şimdi ediyor. Bu da büyük bir lütuf. Kızdığım iletişim vasıtaları, o görünür mecralar burada hayra yarıyor. Kullanan da ne yaptığını farkında olmayabilir. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin bazen şakıyla da hizmet ettirir kendi davasına. Ya. Albaraka Türk Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan Medeniyet Ufku başlıyor. Efendim, insan için eşrefi mahlukat buyurulmuş, yaratılmışların şereflisi. Zübde-i alem denilmiş. Yahut insan bir muammadır demişler. Ya da yekpare-i hunest hezar endişe demişler. İnsan kim? İnsan ne? Bir önceki programı seyredenler hatırlayacaklar. Saadettin Ökten Bey hocam buyurmuşlardı ki bir dahaki program insanı modelleyelim. Gerçi çok modellenmeye de gelmez ama biz modelleyelim. İnsanı konuşmak için huzurlarınızdayız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tabii siz açılışta çok etraflı bir insan tasviri yaptınız. Biz öyle yapmayacağız. Biz mütevazı bir bilimsel model ortaya koymaya çalışacağız. Medeniyet konuşuyorsak bunun bilimsel bir boyutu var. Tefekküre dayanan bir boyutu var. Tabii ki duyguya, hissiyata dayanan bir boyutu da var. Ama mantık düzleminde konuşuyoruz başlangıçta. O halde bilimsel bir modelle işe başlamamız lazım. Çünkü malumunuz bilim önce müşahede eder, gözlemler. Sonra gözlemlerden çıkan verilerle zihinde bir model inşa eder. Sonra o modeli tatbikatta tecrübe eder. Aksaklıklarını telafi eder. Sonunda bilimsel bir çalışma ortaya çıkar. Yöntem bu. Dolayısıyla biz de medeniyet araştırmaları, okumaları söyleminde, istikametinde böyle yaklaştık hadiseye. Ve işte okumalar yaptık, gözlemler yaptık, dostlarla konuştuk. Eskilerden dinlediklerimizi tekrar gündeme getirdik. Oradan bir resim çıktı. Bu çok iddialı bir resim değil ama bir şey söylüyor bize. Şöyle bakalım. İnsan bir meçhul, insan bir muamma, eyvallah. İnsan bir nüsha-i kübra, hiçbir itirazımız yok. Ama bir de akıl insanı nasıl modelliyor? Bu da bir model. Bunu konuşalım bugün. Eyvallah. Bir başlangıç olarak. Eyvallah. Sizin o iddialı cümlelerinizden müsaade alarak, izin alarak konuşalım bunu. Estağfurullah. Biz insanı dış veçesiyle görüyoruz. Fizyolojik yapısıyla görüyoruz. Ve tabii eylemleriyle görüyoruz. Bu medeniyet tasavvuru çalışmalarında çok mühim bir şey. Belki bir sonraki veya iki sonraki programda eylem ile varoluş arasındaki ilişkiyi de konuşacağız. Bir nesne, bir canlı veya bir cansız nasıl var oluyor? Bunu da konuşacağız ama önce şu insanı bir tetkik edelim. Buyurun. Şöyle, biz insanı görüyoruz dış cephesiyle ve eylemleriyle. Sonra düşünüyoruz, okuyoruz, daha evvelkileri okuyoruz ve şöyle bir resim ortaya çıkıyor. İnsan eylemlerini iç aleminde oluşan bir istikamette gerçekleştiriyor. Bu çok yuvarlak, çok kaba bir laf. İç aleminde bir şeyler oluyor ve insan bu olan şeylerin istikametinde eylem yapıyor. Burada iki türlü eylem var. Onları çok kalın çizgiyle ayırayım. Bir tanesi reflekslere dayalı eylemler. Burada şuur devreye girmez. Yani içgüdü devreye girer. Bu içgüdü de hayatın devamı, içgüdüsüdür. Size ateşi yaklaştırdığımda geri çekilirsiniz. Bu da düşünce yoktur. Hayatta kalma içgüdüsüdür bu. Buna benzer eylemleri diğer canlılar da yapıyorlar.
Biz bu sohbetler muvacihesinde ötekinden de bahsedeceğiz. Mevzu daha net anlaşılsın diye. Bakıyoruz, evet insanda içgüdü var mı? Var. Hayatta kalma içgüdüsü var. Bir de türün devamı içgüdüsü var ki bu insanın başına çok dert açıyor. Türün devamı içgüdüsü. Bu da burada kalsın. Uzun bir mesele. Ha, bu çağımızın insanı istismar ediliyor. Türün devamı içgüdüsü üzerinden. Burada büyük bir pazar var. Böyle. Bunun üzerinde düşünenler, fikir imal edenler var. İçgüdüye hitap eden bir büyük ekonomik çeşitlilik var yeryüzünde şu anda maalesef. Peki insanda başka ne var? Akıl var. Düşünüyor. Problem üretiyor. Soru soruyor ve problem cevaplandırıyor. Bu çok mühim bir şey. Bu tekamül sayesinde akıl devam ediyor. Bu akıl sayesinde tekamül devam ediyor. Peki başka ne var insanda? Bir de duygu alanı var. Üzülüyoruz, seviniyoruz, hissediyoruz, mutlu oluyoruz, seviyoruz, aşık oluyoruz, korkuyoruz, endişelerimiz var. Böylece 3 tane temel alan var insanın iç aleminde. Bunlar nerede? Kimse bir şey söyleyemiyor. Beyinde mi, kalpte mi, nerede bilmiyoruz yani. Ama içgüdümüz, aklımız ve duyu alanımız var. Bunlar yeterli değil. Bunlara destek olan başka kabiliyetlerimiz de var. Hafıza var. Eğer hafıza olmazsa insanın ürettiği bilgi bir yerde kalmaz. Hafıza çok mühim bir şey. Ona yeni tabirle bellek diyorlar. Muhafaza ediyor. Ve sizin başınızdan geçen eski hadiseleri de muhafaza ediyor. O eski hadiseler üzerine yaptığınız eylemleri, aldığınız neticeleri ve yaptığınız yorumları da muhafaza ediyor. Böylece siz hayatta uzun bir müddet yaşamışsanız ve çok farklı muhitlerde bulunmuşsanız. Eskiden bir tabir vardı. Çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir derlerdi. Tabii eski zamanda insanlar pek gezme ihtimalleri ve imkanları yoktu. Onlar belli bir boyutta otururlardı, belli bir çevrede ama şimdi öyle değil. Çok gezmesek bile özellikle görsel ve işitsel medyadan çok gezenlerin maceralarını görebiliyoruz. Bu da bize çok mühim bir katkı sağlıyor. Bunlar da belleğimizde kalıyor. Zaman zaman kalmasını arzu etmesem de kalıyor. Bu çağda insanın kalmasını gerektirenleri ve gerekmeyenleri ayırt etmesi de bayağı zor. Ama böyle. Hafıza çok büyük bir nimet bizim açımızdan. Ara soru sorabilir miyim? Bağışlarsanız. Estağfurullah. Şu bütünlüğü bozmaya korkuyorum ama zaman zaman ben bu programlarda araya girmek istiyorum. Buyurun. Çünkü istifade edeceğimiz çok şey estağfurullah, var. Estağfurullah, lütfen. Şimdi efendim, Zatıalinizin kuşağına baktığımızda, tanıdıklarımızdan müthiş bir hafıza görüyoruz. Evet. Şimdi bizim nesle geldikçe, hatta bizden sonraya gittikçe o düşüyor. Çünkü hafızayı kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz. Dışarıda çok fazla uyaran var. Evet. Ve satıhta kalıyorsunuz. Tabii o yani sizin şahsınızı tenzih ederim. Satıhta kalmanız isteniyor. Bu da ayrı bir bahis ama hemen bir iki cümle söyleyeyim. Küresel kapitalizm sizin satıhta kalmanızı ister. Derinleşirseniz varlığınızı hissedersiniz ve başka yeteneklerinizin farkına varırsınız. Onları kullanmaya başlarsınız. O zaman küresel kapitalizmin size çizdiği senaryoya razı olmazsınız. Ben insanım dersiniz. Farkına vardıktan sonra bazen de şükrüne varırsınız. O zaman aliyülala olur. Bir de insanda hafızadan söz ettik. Bir de insanda vicdan var. Bu da çok mühim bir şey. Sizin verdiğiniz kararları vicdan muhasebe eder. Adeta o iç varlığınızda görünmeyen, hissedilmeyen ama yeri geldiği zaman ortaya çıkan ciddi bir hakimdir, bir yargıçtır. Böylece siz bir hadise karşısında aklen düşündünüz, içgüdülerinizin esiri haline geldiniz, ya içgüdü katkısını da dikkate aldınız belli bir mertebede yahut da duygularınızla beraber mülemma bir hükme vardınız. Bu hükme varırken eski tecrübelerden istifade ediyorsunuz. Hem sizin başınıza gelenlerden hem de dinlediklerinizi ve okuduklarınızdan.
Vicdan bu hükmü murakabe ediyor. Bazen diyor ki bu olmadı. Bazen diyor ki tamam yapabilirsin. Peki ama henüz daha kuvve safhasındayız. Düşünce safhasındayız. Realiteye intikal etmedik. Buna medeniyet, tarihçilik, ideal dünya diyorlar. İç alemimizde bu var. Dışarıdan bir şey anlaşılmıyor. Ne zaman ki fiile döküldü, eyleme döküldü, işte o dökülme sırasında sizin iradeniz devreye giriyor. Yapabilme gücünüz. Böylece bir de iradeden söz ediyoruz. Üç tane temel alan. İçgüdü, hiç reddetmiyorum. Mesela Nietzsche'yi okuyunca içgüdünün çok önemli bir şey olduğunu gördüm. Bana anlatılan her şey bir yalanmış diyor. Bütün büyük anlatı, daha ileriki sohbetlerde inşallah klasik medeniyetlerin büyük anlatıları var. Hepsi yalanmış diyor. Bir güncele dokunayım izin verirseniz. Şu anda modernitenin büyük anlatısının Gazze üzerinden çöktüğünü görüyoruz biz. Böyle bir anlatı var ama tatbik edilmiyor, edilemiyor. Bunu çok net görüyoruz. Eskiden de böyleydi ama görmüyorduk çünkü iletişim vasıtaları çok mahduttu. Bize kadar hadise intikal etmiyordu. Şimdi ediyor. Bu da büyük bir lütuf. Kızdığım iletişim vasıtaları, o görünür mecralar burada hayra yarıyor. Kullanan da ne yaptığını farkında olmayabilir. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin bazen şakıyla da hizmet ettirir kendi davasına. Ya Said'le de ettirir, şakıyla da ettirir. Yani onun hikmetinden sual olunmaz. Burada İslami konuştum, onu da söyleyeyim. Bazen seküler konuşuyorum. Evet, irade zafiyeti varsa sizin verdiğiniz karar, muhakeme sonucu verdiğiniz karar, vicdanın tensibini alsa bile kuvveden fiile geçmez. Böyle bir hadise. Demek ki insan dediğimiz varlıkta üç tane içgüdü, akıl ve duygu alanı, bunlar çok büyük alanlar. Bunlara destek veren hafızamız var. Bunları denetleyen vicdanımız var. Bir de bu kararımızı kuvveten fiile geçiren, yani ideal alemden reel aleme intikal ettiren irademiz var. Ve biz eylemlerimizle dış dünyada var oluyoruz. Ben işte bunlarla böyle meşgul olurken yıllar boyu tabii merhum Topçu'dan çok istifade ettim. Oradan Maurice Blondel'e yönlendim. Aksiyon felsefesi. İşte bir miktar varoluş meselesinde diğer Frenklere baktım her neyse. Bir de Kadi Abdülcabbar var. O da bize ait bir hadise. Eylem teorisini kuruyorlar. İnsanlar, insan böyle bir varlık. Peki bu insan nasıl davranıyor da medeniyet dediğimiz hadise gündeme geliyor? Şimdi biz insanı modele, tabii birçok itiraz olabilir, doğrudur. Ama ilim zaten itiraz üzerine kurulmuştur. Tenkit diyoruz biz ona. Anlamlı tenkitler, mantıksal tenkitler, delile istinaden tenkitler çok önemli. Bu bir model. Peki bu modele kader karışır mı? Tabii ki karışır. Ama biz sadece bir kağıt üstünde model kuruyoruz. Hiç kurmamaktan daha iyi olduğunu size söyleyebilirim. İçgüdümüz, aklımız, duygu alanımız. Bunlar hatta bazen, ben bazen alan, bazen uzay tabirini kullanırım. Şimdi biz yaşadığımız çağı tanırsak, bu adeta yatay düzlemde bir bilgi alanı oluşur. Yaşadığımız çağın, işte yaşadığım ev, mahalle, küçük bir daire. Yaşadığım şehir, yaşadığım ülke, yaşadığım dünya. Giderek dairenin çapı büyüyor. Güncel bu. Bu çağ, bu dönem. Maziye gidersek, üçüncü boyut giriyor, zaman boyutu. Daha evvel nasılmış? Ondan evvel nasılmış, kimler gelmiş, kimler geçmiş, bunlar bana ne söylüyor dersem o zaman bir hacim ortaya çıkar. Bu da hem kitaplarda var hem de benim biraz birkaç katkıyla zihnimde yerleştirdiğim kavram. Dolayısıyla özellikle akıl alanı zenginleşir, duygu alanı zenginleşir, içgüdü alanı o sabit kalır, o yerinde dursun, ona fazla prim vermeyelim. Hafıza müthiş zenginleşir ve vicdan da zenginleşir.
maziyi tanırsanız. Maziyi tanıdığınız zaman geldiğiniz istikameti belirlersiniz. İnsan bazen ötekine bakarak da kendi istikametini tanımlar. Yahut da kendi bulunduğunuz muhitten devam edersiniz ve maziye bakarak kendi bulunduğunuz muhitteki istikameti tayin edince istikbale dair fikriniz ortaya çıkar. Rotayı bulursun. Aksi halde siz başkasının çizdiği rotaya bilmeden tabi olursunuz. Fark etmeden tabi olursunuz. Bu da kanaatime göre insan dediğimiz varlığa pek yakışmıyor. İnsanı böyle modelledik. Bir soru. Tabii buyurun. Ötekine bakarak tanımlamakla maziyi bilerek tanımlamak, iki tanımlama arasında bir derinlik, kalite farkı tabii, çıkıyor tabii, mu ortaya? Tabii çıkmaz olur mu? Çıkıyor tabii yani. Zaman zaman ötekine bakarak tanımladığınız zaman siz adeta nokta atışı yapıyorsunuz. Yani şu sokak levhası böyle, ben buradan gitmeyeceğim, buradan gideceğim. Ama maziye bakarak tanımladığınız zaman çok büyük bir birikim üzerinden kendinizi tanımlıyorsunuz. Bir akış var, o akışı yakalıyorsunuz. O bakımdan tarihi eleştirel bir gözle okumak, tarihi ibret nazarıyla okumak ve bu okuyuşu bir büyükten de yorumuyla beraber dinlemek. Bu ne katıyor? Bu çok mühim bir şey. O size renk katıyor. Kuru bilgi bir anda renkleniyor. Size ait bilgi haline geliyor. Evet bu böyle böyle ama bizim tercihimiz böyle değil evladım. Niye? Çünkü itikadımız buna muhalif. Ama bu da var. Böylece siz istikamet kazanıyorsunuz. Yani bir üstadın elindeki bir araç gibi o sizi ufak darbelerle tık 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 kuyumcu gibi işliyor. Onun için eskiler bir üstadın dizinin dibinde oturmayı çok mühim addederlerdi. Çünkü bu yorum kitaptan öğrenilmiyor. O yorum üstadın sadrında mündemiç. Bazısı kitaba yazmış, bazısı yazmamış. Ama kitaba yazanın canlısını gördüğünüz anda birebir ilişki kuruyorsunuz. Çünkü her an bir nasip olarak görülüyor. Gene siz beni İslami kontekste çektiniz. Ondan duralım. Eyvallah. O zaman bir başka soru daha efendim. Ötekinin mazisini bilmek, kendi mazisini bilmek ve buradan tanımlamak ya da her ikisini bilerek tanımlamak. Burada nasıl bir fark çıkar ortaya? Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben bizim muhitlerde klasik Türk musikisi veya işte sanat musikisi diyorlar. Yahya Kemal öz musiki diyor. Büyük ütülü eskiler derler bizim öz musikimizin piri nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle inlerken, o kadar halkı sevk edip yer yer o şafak vaktinin cihangiri, altın mısra sonra geliyor söylemiş saltanatlı tekbiri. Bunu öğrendim. Bu bende bir yer tuttu filan. Sonra hasbelkader Frank memleketlerinde bulundum. Azıcık da merak ettim. Sağ solu karıştırırken karşıma Johann Sebastian Bach çıktı. Bu kaydın yapıldığı şu mevsim Noel zamanı, Christmas zamanı. Hep bahsediyorum. Onun da iki tane büyük dini eseri var. Biraz Bach'ı tanıyınca o medeniyet içinde ne anlama geldiğini görünce Itri bende çok farklı bir yere oturdu. İşte böyle bir fark var. Yani ötekiyle mukayese ettiğiniz zaman diyorsunuz ki Itri benim. Ve bir köşe taşı. Tabii ki ben başka sahalarda, bu amatör bir merak. Başka sahalarda mutlaka çok büyük mütefekkirler var, alimler var. Onlarla benim gücüm yetmez ama şunu gördüm, ben Itri'den vazgeçemem. Itri benim kimliğimi, o kimlik ne? İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunda çok mühim bir yer işgal ediyor. Yine musiki üzerinden devam ediyor. Islav kederi bir yere kadar yani. Bir yere kadar. Var ama bir yere kadar. Ama diyor ki, duydumsa da zevk almadım Islav kederinden. Var ama o benim kederim değil. Benimki başka bir şey, hüznüm başka bir şey. Böyle şimdi çağrışımlar burada serbest değil mi? Rahmeti Nezih'ten dinlemiştim. Mithat Bahari Bey Hazretleri, Abdülbaki ile mülakatında Abdülbaki Bey ağlıyor. Hazreti Şeyh buyuruyor, Derviş Baki gözyaşlarını içine akıt.
görünmesin. Yaşlar dökerek belki söner ateşi aşkın diyor Yaman Dede de diyor. Ağlatma dayak, hali perişanıma bakma diyor yani. Böyle bir şeyler. Neticede biz eylem yapıyoruz ve bu eylemlerimize varız. Şimdi bu medeniyet nasıl ortaya çıkıyor? Yine küçük bir gözlemle başlayalım. Bir arkadaşla tanıştınız. Bir zaman geçti. Onun bazı ihtiyatları olduğunu gördünüz. Bazı hareketleri yapıyor, bazılarını yapmıyor. Ve bu sizde şöyle bir imaj uyandırır. Bu adamda bir sistematik var. Bu anne de böyle, baba da böyle, muallim de böyle, öğretmen de böyle, eskiden vardı tekke şeklinde böyle. Böyle, oğlu böyle. O zaman soruyorsunuz, niye bunu yapmıyorsun? O da diyor ki, şundan şundan dolayı karşımıza norm çıkıyor, kural çıkıyor. Birçok insan kurallarla yaşar, çok da güzel olur. Rahmetli peder derdi ki, oğlum iman koca karı imanı gibi olacak, çok sormayacaksın. Koca karı sormuyor, inanma diyor. Amenna, saddakna diyor. Öyle olacaklardı yani. Tabii filozoflar soruyorlar. Biz de biraz merak ediyoruz. Yani ne soruyor bunlar gibilerinden. Normların ardında ne var? Normların ardında ilkeler çıkıyor. Prensipler. Peki ne farkı var? Norm da bir cümle, ilke de bir cümle. Fıkaraya yardım et. İnfakta bulun. Bu bir ilke. Peki nasıl bulunacağım? Kutupta eğer bir fıkara görüyorsan ona soğuk şerbet ikram etmeyeceksin. Sıcak salep vereceksin gibi. Arabistan çölünde de adamlara sıcak salep vermeyeceksin. Soğuk hacılara soğuk içecek meşrubat vereceksin gibi. Sağ elin verdiğini sol el görmeden o nereye geliyor? O ayrı bir şey. Bu kadar basit değil tabii infak. Ben sadece bir yani... Yok, bu da norma dahil midir? Tabii dahil olmaz olur mu? O da bir ilke. O da bir ilke de tabii ki ilke. Ben yani şunu söylemek istedim. İlke zamana ve zemine tabi değil. Genel. Ona evrensel diyoruz biz. Universalden bozma. Norm zamana ve zemine tabi. Kitle normlara tabi yaşar. Bu da çok onu yaşatır çünkü pratik ve kolaydır. Herkesin düşünmesini bekleyemeyiz, zaten gerekmiyor da yani. Uydum imama devam et cemaata. Bu kadar yani. Rahmetli Mahir Hoca, kıl beşi kurtar başı derdi yani. Sonra biraz zaman geçti. O zaman geçince ne oldu söylemeyeceğim ama hocanın ikazından çıkacak. Kıl beşi kurtar başı ye helal aşı diyordu yani. Eskiden söylemiyordu. Sonra ekledi onu. Kıl beşi kurtar başı ye helal aşı. Bunlar çok mühim sözler. İkazda bulunuyor. Motto basit. Kıl beşi kurtar başı ye helal aşı. Peki ilkelerin ardında ne var deyince oradan karşımıza değer çıkıyor. Değer bir kavram, bir kelime. Ama öyle bir kelime ki, öyle bir kavram ki hayatımıza istikamet veriyor. Ben böyle bunları konuşurken doktora dersinde dedim ki kitap. Kitap bir kavram. Çok da şeye girmeye gerek yok, felsefi arka planı zaten beceremem de. Kitap deyince aklımıza bir alan gelir. Bir anlam haritası. İşte boyuyla, kalınlığıyla, yazısıyla vesairesiyle. Bu bir kavram. Biz zaten kavramlarla düşünür ve kavramlarla bilgi ve duygu ifade, bilgi üretir, duygu ifade ederiz. Esti nesimine bahar, açıldı güller sopudem. Nefiden bir kasideye başladık. Sultan Murad'ı övecek yani. Açsın bizim de gönlümüz saki, medet sunacağım hocam. Bir anda bir dünya çıkıyor. Tabi divan şiirinin mazmunlarını bilirseniz bu anlaşılıyor yani. Bu dede ne söylüyor diyebilir insanlar, eyvallah. Ona da saygı duyarız ama esti nesimine bahar, açıldı güller sopudem. Ne bahar bilmezsen bu espriyi, nesimi bilmezsen bu espriyi anlayamazsınız yani. Kutuptaki insan bunu anlayamaz. Çünkü bahar yok. Gibi. Bir kavram kitap. Peki ben Kitabullah dersem ne oluyor? Bir anda o kavram renkleniyor, ışıl ışıl nurlanıyor, parlıyor. Hayatın gayesi, istikamet göstericisi,
rehberi haline geliyor. Kim için? Bir Müslüman için. Orta çağda bir Katolik içinde Holy Bible dersem, onun içinde o öyle oluyor gibi. Bu da değer. Değerler önerme haline geldiği zaman kitabın emrine uy, festakim kema umirte, sana ne emrettimse ona hakkıyla itaat eyle Cenab-ı Peygamber'e. Şimdi bu şeyleri gene küçük bir istitrat yapalım burada. Merhum efendim buyururlardı ki, bu emir Cenab-ı Resulullah'a üzerinden bize. Cenab-ı Allah kullarını çok seviyor. Biz o emri o şekilde alsak ya çok eziliriz yahut da kulak ardı ederiz. İkisi de olmaz. Ama Cenab-ı Resulullah o emri taşıyabilir. Aynı Abese suresinde de. Bu bir tasavvufi bir muhabbet yorumudur. Abese suresinde olduğu gibi amayı yüzünü çevirme. Oradaki ama bir kavram. Fakir, fıkara, zaman zaman bu beni çok mesela ikaz, tam böyle başın sıkışık üniversitede ders verirken bir çocuk gelir. Olmayacak bir şey söyler. Lakırdı aklıma gelince kağıdı kalemi bırakırım. Anlat evladım sen de. Kısa kes derim yani. Böyle şeyler oluyor arada yani. İşte bunlar da bizim medeniyetin nazik ince noktaları. Böyle şeyler Frank memleketlerinde de oluyor imiş. Şimdi olmuyor artık. Bu küreselleşme ve modernizm sayesinde. İnsan her yerde insan. Üniversite i̇şte, arkadaşınızı 30 sene sonra 700 kilometre yol giderek ziyarete gidersiniz ama geciktiğiniz için şu kadar vaktim kaldı Saadettin Bey diyebilir. Evet. Aynen, yani. Aynen öyle. Burada bir virgül koyup bir sonraki programda kitap, Kitabullah oradan gelen hikaye, oradan devam etsek olur mu? Olur, hay hay. Olur, hay hay. Eyvallah. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Albaraka Türk Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan Medeniyet Ufku sona erdi.